İyi günler efendim. Soğuk Su efendim, sayın dinleyicileri, Soğuk Su Haber'in okurları ve izleyicileri, mahzen başlıyor. Tekrar iyi günler. Önemli bir konuğum var mahzende. Bu konuğun pek kendini tanıtmayan, geri planda duran ama mahzene gelirken de kendini tanıtmak isteyen bir konuğum. Konuğum herkese malum. Spot yazılarda geçti. Sayın Cevdet Kaya. Cevdet Kaya Kızılcahamlı bir insan. Uzun müddet polis olarak, komiser olarak görev yapan bir insan. Cevdet Kaya'yı hayatıyla tanıyacağız. Göreviyle tanıyacağız. Gönül alemine girer mi girmez mi o kendi mahremi belki sokacak bizi, belki sokmayacak ama ben ona ilk önce bir hoş geldin diyeyim. Cevdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ heyecan olun. Var mı? Biraz. Şimdi heyecan olmalı. Niye biliyor musun Cevdet Bey? Heyecansız bir şey zaten insana zevk vermez. Bak ben de heyecanlandım sizi takdim ederken. Kusura bakmasınlar izleyiciler, seyirciler, dinleyiciler. Şimdi biraz da televizyondan geldiğim için hep seyirci olarak görüyorum karşımdaki de. Gerçi bantlardan da verilecek. İzleyenler de olacak, seyredenler de olacak. Ama şu olacak, bu program biraz senin hayatın üzerine kurgulayacağız. Evet. Pek gönül alemine girmek istemiyorum. Sen de istemiyorsun herhalde. Evet tabii istemiyorum. Gönül mahzene girmeyelim diyorsun. Yok girmeyelim. Ama yine de mahzenin kapısını şöyle bir aralayalım. İster misin? Biraz. Biraz aralayalım. Nasıl aralayalım? Ben seçtim, siz seçmediniz bir şarkı. İster misin? Olabilir tabii uygun. Uygun mu? Uygundur. Uygun bir şarkı. Sayın dinleyiciler, uygun bir şarkı. Ama bu şarkı gerçekten benim için de geçerli. Ben tam o kıvama gelmedim ama Cevdet Bey için geçerli. İkinci Bahar. Şimdi beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Benimle bir bütün olver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim ol seni gül gibi öpe korkar. Gözümden, dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklıma severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. Gel benim yârim olver şimdi. Seni gül gibi öpe korkmaya. Gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklıma severim şimdi. Thank you.
sakın sakla. Bugünkü aklına severim şimdi. İkinci var yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim ol her şey. Seni gül gibi öpüyorum. Gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Aldın gittin. İkinci bahar ağır geldi herhalde. Yok, şarkılar, şeyler, ikinci bahar güzel. Yaşaması da güzel. Rahat mısın? Rahat. İkinci bahar daha mı değerli? Gayet tabii. Haliyle insanların değişik ikinci bir ortam olunca haliyle karşındaki kişiler de anlaşırsa veya da şey yapırsa baharı yaşamak daha kolay oluyor. Kolay mı yoksa o ağır olan şeyler, zor olan şeyler çok insanı mutlu eder. Bir şey başarmak mı o ikinci bahar? Gayet tabii. Şey bir karşı... acıyı bastırıp yeni bir mutluluğa açılmak herhalde. Gayet tabii. Mutlaka bu şekilde ama tabii karşılıklı anlayışlı ve şeyler birbirlerini daha bu çok etki yapıyor yani. Ben pek gönül alemine girmeyeceğim. Senin hayatını öğrenmek istiyorum. Çünkü Kızılcahamam'da epeydir ayrılsın. Ama evet. Şu aralar buralardasın. Hep göz önündesin ama tanıyan yoktur seni. Cevdet Kaya kimdir demek bu hep ezberlenmiş soru. Ben bu programı ezber üzerine kurmak istemedim. Ezberleri bozayım diye kurdum ama bugün biraz ezbere girelim. Cevdet Kaya kimdir? Cevdet Kaya 1946 doğumlu. Kızılcahamam'da doğdum, Kızılcahamam'da büyüdüm. Okul, ilkokulu, ortaokulu. Köy merkez mi? Neresi? Esas baba şeysi Elmalı, Çamlıdere Elmalı mahallesinden. Ama doğma büyüme Kızılcahamam yerlisi. Ya burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Evet. Geçtiğiniz burada geçti. Hepsi, çocukluğun her şey geçtiğiniz. Burada geçti, evet. Peki bu görev sırasında şu... Tekrar döneceğim ben eski Kızılcahamam havasını yakalatacağım senden de veya sana da yakalatayım, izleyiciler, dinleyiciler de yakalatayım ama. Kaç sene uzak kaldın Kızılcahamam'dan? Ben aşağı yukarı 69'dan beri dışarıdayım. Ama ayağım kesilmedi. Kesilmedi. Her ailem, annem, babam, abilerim, ablam hepsi burada yaşıyordular. Burada doğdular, burada kaldılar. Onun için her hafta sonu veyahut da görevli olduğum zamanlarda geldim, gittim, hiçbir zaman halkımla beraber ilişkimi koparmadım. Sevenin çok mu? Oldukça çok. Başta kimler? Sayın Mehmet Yenici. Evet. Ya Sayın Yusuf Ziya Ertürk. Var, Ahmet Dilek. Ahmet Dilek, başka? Nafi Işık, eski okul arkadaşlarımız hep bunlar şeyler, bizim devreler. Eski Kızılcahamam, yeni Kızılcahamam. Şöyle bir kıyasladığın veya mukayese ettiğin veya hayalinde canlandırıp o muhayyideni oturttuğun zaman ne karşına çıkıyor, ne buldun? Şu anda baktığın zaman neyi görüyorsun, düne baktığın zaman neyi gördün veya yaşadın? Eski Şirk çağlarındaki Kızılcahamam'ın yaşantıları ile şimdiki yaşantılar çok farklı. Çünkü teknolojiler değişti, insanlar değişti, gençler şeyleri... Okul hayatları, eğitim hayatları değişti. O zamanki şeylerin kısıtlıydı ama şimdi gayet açık, teknoloji de açık, okul hayatları da açık. Onun için çok farklıydı o zamanki eski. Peki o eski çocukluğuna dönüp şöyle baktığında arzuladığın, heveslendiğin bir meslek var mıydı yoksa polisliği öyle rastgele mi seçtin? Yok, normalde okul hayatı bitirdikten sonra uzun yıllar Kaplıca'da abimle birlikte fizik tedavide çalıştık, okul tatilinde. Çocukluk dönemin evet. Yani o dönemde bir polislik var mıydı hayalinde? Yok. Tabii yani. Vardı, düşünüyordum yani bir ara hatta şey oldu, akademi kolej şeysine katılmayı şey yaptık ama tabii başarılı olamadık. Sonra Bilal'e
yaş şeyse askerlikten sonra. Şimdi dinleyiciler belki merak ederler. Spot cümle, tanıtım cümleyi ben şöyle kurdum. Yanlış anlaşılmasın, oraya bir gireyim. Hep kafamda o var. Aşk pazara yakalanmaz dedik. Yakalanıyor mu? Trafik polisi olduğun için soruyorum. Yakalanıyor mu? Yakalanmaz. Aşk bir duygu, yakalanmaz. Yakalanmaz mutlaka. İşte ben de o duyguyu ikinci baharda yakaladığım için dedim ki aşk radara yakalanmaz. Polis, trafik polisi, komiserim. Aşk radara yakalanmaz. Evet. Bu kadar söyleyeyim, yakalanmıyor değil mi? Yakalanmıyor. Yakalanmıyor. Şimdi o çocukluk dönemi, o oraya açıklık getirip onun için kurdum ben o cümleyi. O çocukluk dönemi, mesela çelçeller derler, onların bir bahçeleri vardı Yusuf Ziya'nın. Evet. Hatırlarsın değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. Beraber aynı mahalledeyiz. Hemen bir üst sokakta da bizim evimiz vardı. Hı. Karşılık, devamlı. Rahmetli babam hatta bahçıvancı Hasan dayı derlerdi. Onların bahçede çok çalıştı. Niye bahçıvan derlerdi? Bahçıvandı. İşte o işlerle uğraşırdı. Bahçeniz var mıydı? Vardı tabii şeydeki Soğuk Caddesi'nde Yusufların karşısında Terzi Yusufların ve Hacı dayıların, Nihat dayıların olduğu yer ta aşağıya kadar biz ekiyorduk, bizimdi. Ama aradan şeyden sonra işte belediye şeyde babama rahmetliye burayı alır mısın diye söylediğinde köye gitmiş, köydeki amcalarımdan oradaki arazilerden satıp orayı almak istediğini söyleyecek. Amcam razı olmamış. Parayı, istenen parayı temin edemeyecek. Tekrar belediye usulüyle orası alamadı. Tekrar orası parselasyon olmuş. Peki o hayaline şöyle baksam, şu andaki yapılaşma çok hoş değil. Öyle kalmalı mıydı o hayalindeki o bahçe? Tabii tek taraflı bahçe. Büyük binalar yoktu, şeyler yoktu, müstakil, en kat, iki katlı, tek katlı, dair şeydi, oturum şeysi gibi, çok şeydi. Benim hayalimde hep şöyle, o yeşil bahçeler, o asma dalları, evet, elma dalları, erik dalları, o asmalar vardı evlerimizin önünde. Hatta emme basma kuyu şeyler, evet, vardı. Var, bizim bahçede de vardı. Evlerimizde, o evler de hep iki katlı veya tek katlı beyaz badanalı olurdu. Evet. İşte o yeşil bir çimenli alana güvercin kanadı, güvercin, akgüvercin gibi konmuş evlerdi. Evet, onu öyle muhafaza etseydik, Kızılcamamı, yeni Kızılcamamı başka bir yere taşısaydık veya o tarafa kaydırsaydık, orayı öyle muhafaza etseydik, Kızılcamam daha farklı mı olurdu? Şöyle bir düşün. Çünkü Türkiye'de gezmediğin yerde kalmadı. Aşağı yukarı çok gezdim tabii, görev icabı öyle olmaz. Bingöl, Van, bir de ondan önceki görevim 67 vilayeti yoldaki ekipleri, istasyonları denetleme amirliği yaptım. Hı hı. Her tarafı gördüm, geçirdim yani biliyorum yani doğusunu, güneyini, her tarafı gördüm yani yol boyu denetlemedim. Öyle muhafaza edilmeli miydi o bahçeler? Evet tabii canım. O soğuk su yolu öyle muhafaza edilmeliydi değil mi? Orası tabii çok güzel bir şeydi ama Kızılcamam çok yerleşim alanı dar olduğu için onların işte ben imar hep, yasası. Şimdi Cevdet Bey şöyle, ben işte 2000'den beri televizyonda hep de söyledim televizyondayken, evet, dedim ki orman işletmesini buradan da söyleyelim. Yani bir mahsuru da yok. Orman işletmesini Pınar İstasyonu, o sizin istasyon da orada, o tarafa kaydırılsa, fidanlığı da kaldırılsa, oralara yapılışmaya müsaade edilmesi, oraya bir yaşam alanı, yürüyüş yolları, ne bileyim o çay bahçeleri, yani Kızılcamam'ın mesire alanı gibi veya o yaşam alanı gibi oraya yapsak, o köy tarafına, Ahalar dediğimiz eski ismi, yeni ismi Kemalpaşa mahallesine doğru Kızılcamam kayar mı? Kayabilir. Kayar tabii çünkü kayar. Yerleşim alanı yeri. Soğuk su da bu kadar boğulmazdı gibi geliyor tabii, bana. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Oradaki ortam dar sokak olduğu için başka yerleşim alanı yok ama alt taraftaki dediğiniz mahallede veya orman işletmesinin olduğu yerlerdeki düzenleme şeysi olarak daha il, uzak il şeylerde tebliğ edilseydi, evet, çok daha iyi olurdu, daha güzel Kızılcamam'ın alanı daha değişirdi. Sizin zamanınızda Kaplıca vardı. Kaplıca'da o sizin çocukluğunuz, gençlik dönemi, oraya girelim biraz. Evet. Sayın Mehmet Yenice ile de görüştük zaten, onu konuşmuştuk. O bir doktor vardı ve fizik tedavi vardı. Evet, evet. Enstitüsü müydü? Neydi o fizik tedavi? Fizik tedavi enstitüsü vardı değil vardı mi? Vardı o zaman. Benim çocukluğum çok küçüktüm ama hatırlıyorum. Biz orada uzun yıllar abim
Ahmet Kaya abim, ben okul tatilleri arasında rahmetli Hakkı Atay doktorumuz, doktor oranın fizik, Ankara Hastanesi'nin fizik tedavi mütehassısıydı. Buraya açtı. Sigortalı hastalar için her gelen 21 gün orada tedavi ünitesine yapıldı. Orada gelen romatizmalı, siyatikli hastalara fizik tedavi yaptık. Masaj en aletleri bağladık. Masörlük yaptınız, siz de yaptınız. Biz de yaptık. Ama sen vazgeçtin mi? Mehmet abi devam etti. O milli takıma geçti. O da şey yapmadı. Evet, o şey kaç sene devam etti o masörlük orada? Ben normal ortaokulu bitirdim. Bitirdikten sonra tekrar beni Ankara'da aynı kişinin, Hakkı Atay Bey'in Maltepe'de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda. Mehmet Yenice'de var mıydı? Yok, orada yoktu. Ben sadece beni götürdü. Orada Savun 56 dediğimiz yere, çok güzel bir şeydi. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar, bayanlara 5'ten de 12'ye kadar açıktı baylara. Bütün sanatçıların hepsi hemen hemen, bütün orada Zeki Müren'inden, tutun şeylerinden, Ankara radyo evindekilerin hepsi orada vardı yani. Şeyde, sekve idarecilikte yaptık orada. Bayanlar seansında da kaldım, erkekler seansında da çalıştım. Masörlüğün, Sayın Mehmet Yenice'ye de sordum ama masörlüğün özelliği ne? Yani masaj yapmanın bir özelliği var mı? Yoksa her taraf mıncık mıncık ederek... Hayır, yok. Şimdi normal kas bir... yapısını bilir misiniz insanın? Yani o kas yapısına göre tabii olur mu? Tabii gayet kas yapısına göre olur ve bir de rahatsızlığının şeysine göre, vücudundaki tutulmaların veyahut da kireçlenmenin, siyatiğin veyahut da felçli kişilerin ayrı ayrı masaj şeyleri peki, var. Peki bu şu anda Kaplıca'da keseciler var, masaj da yapıyorlar. Yok efendim, o çok yanlış bir uygulama. Gerçekten çok mi? Yanlış bir uygulama, evet. Peki siz bunu dile getirmeyi veya yetkililere duyurmayı ihtiyacı hissediyor musunuz? Ya, ederiz ama tabii daha bizim arkadaşımız mesela, deminki bahsettiğin arkadaş Mehmet Yenice Bey, bu işte kurslu ve şeyli. Ben normalde... Peki size bir böyle bir teklif gelse, deseler ki buraya bir uygun bir tarzda sizin tecrübelerinizden veya bildiğinizden istifade edelim, verirsiniz herhalde böyle. Gayet tabii, bilgi sorulursa veyahut da şey olarak öncesi bilgi veririz tabii haliyle. Hala unutmadınız değil mi? Yok, hayır canım, hala normal istediğim şekilde şey yapabilirim. Peki ortaokul dönemi, o gençliğinize geçelim şöyle, nasıl geçti? Vallahi çok güzeldi benim o zamanki ortaokul şeyleri de ama... Hızlı mıydınız Kızılcahamam'da? Kızılcahamam'da normal şey de olabilir. Yok, hızlıydım. Canım şimdi sonra çocukluğumuza geçtik. Normal yani mahalle olarak, soğuk su yenice mahallesi olarak... Yapımız buna müsaitti canım, hızlıydı. Gençlik vardı haliyle bu bazı şeylerimiz, okul hayatımız oldu yani. O eskiden kavga dövüş falan fazla mı olurdu? Olurdu mesela, normal bizim mahalledeki veya şeydeki... Nihat diye bir rahmetli oldu Nihat. O da sizin döneminizin arkadaşları, evet, değil mi? Evet, beraber okulun... Yaşar Arslan sizin döneminiz. Evet. Aynı dönem değil mi? Aynı dönem beraberdik. Hızlıydınız canım. Cepte sıkılma, şöyle rahat et ya. Yok, hayır. Hizam ettim ben. Yani şey olarak öyle yani biz... Yani Cevdet abi... Demedim, hep bildiğim ama Cevdet de yani şöyle yaş farkımız biraz var ama yani abi demeyim ya, rahat ol. Tamam, rahatım ben. Orası bizim yerimiz, kimse duymuyor bak, hiç kimse dinlediği yok tabii bizi. Tabii tabii. Şöyle kendini bir rahatla. Bir müzik dinler misin? Arkadaşlar seçsin, ben seçmeyeceğim. İkinci baharı ben seçtim ama tamam, ikinci bahar sana uygundu. Teşekkür ederim, şimdi, sağ ol. Durhan'ım. Bizim kardeşimiz, İsimci aynı de. Mahallemizin genç kızı, genç kızlığını biliriz. Kızılcahamam'da en maharetli bayanlardan bir tanesidir. Belki bilmeyen vardır ama yani Durhan'ımla ikinci evlilik, ikinci bahar olmuştur. Onun için seçtim ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Durhan'ımdan de özür dileyelim. Diyelim ki sen dinleme, biz saklı saklı konuşalım bazı şeyler. Olur mu? Yok, hayır, o şekilde olmaz mı? Girme. Tamam, girmeyelim. Gir ortada. Hiç tamam. Mahzene sokmadın ama beni. Ya sokmadım. Tamam. Teşekkür ederim. Hiç mahzene sokmadım. Ama mahzene sokmayalım da şarkı koyalım o zaman. Mahzenlik şarkı koyalım. Olur mu? Olur efendim. Peki dinleyelim. Peki arkadaşlar kendiniz seçin. Ben şimdi konuşurken arkadaşlar bir şarkı seçsinler. Madem mahzene girmiyoruz, mahzenlik şarkılar seçelim. Hem Cevdet'i rahatlatalım hem de
duranla diyelim ki ya girsin biraz şöyle azıcık bir ya, konuşalım. Hiç mi girmeyelim? Hiç mi girmeyelim? Yok, girmeyelim. Tamam. Evet, tabii, tamam. Şimdi bir şarkı geliyor. Düşmez. Dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Aşkımızın yemini hiç düşünme Mecnun, muyum deli mi? Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu şarkıda aşkımı anlattım sana. Trafik konseri. Önce polislik yaptınız, sonra komiser oldunuz. Fakat müthiş derecede ağır, yaralı, ölümlü trafik kazalarına da şahit oldunuz, evet, yaşadınız. Doğru. Bir polis o ölümlü veya yaralı o kan revan içindeki insanları görünce ne hisseder? İnanın yani kendin olayı yapmışsın veyahut da şey yapmışsın, renk veya da görev acısında büyük acılar çektik. Onlardan çok daha çok ailesinden... Var mı bir anım şöyle, çok çarpıcı bir anım var mı? Çok anılar çok. Mesela uzun yıllar Akyarma İstasyon amirliği yaptık. Orada tonajlı araçların frenlerin ısınmasından dolayı fazla vites, büyük vitesle meyil yaptıkları için kazayı deriye uçtuklarını, tomruk yüklü araçların, saç yüklü araçların, onların
vücutlarını kestiğini, şey yaptığını. Peki o insanlar, o yara bere içindeki insanlar, o çığlık çığlığa, acılar içinde kıvranan insanların hala etkisi var mı üzerinde? Var. Anıldığı zaman bile benim yani tüylerim diken diken olur. Anıldığı zaman bile tüylerim diken diken olur. Yani çok şeyler yaşadık yani. Ne tavsiye ediyorsunuz şoförlere? Valla şoförler arkadaşlara birincisi yani normal, araç kullananlar. Araç kullanan ağır vasıta veya kamyon binek otomobil sürücüleri emniyet kemerlerini takarak kullanım limit saat limitlerine uyarak fazla tonajlı araçların fazla tonaj almadan eğimli ve çıkışlı yollarda büyük viteslerle inip kazaya sebebiyet vermemeleri için bunların yani şunu mu dikkat çok mu önemli? Çok önemli. Benim bir sözüm var. Uykusuzluk. Cevdet, benim Cevdet Bey. Şimdi Cevdet. Arkadaş olarak şimdi Cevdet Bey, şimdi benim bir sözüm var. Evet. Tedbir kabul edilmiş duadır. Tabii mutlaka. Şimdi eğer tedbir kabul edilmiş duaysa benim telakkim öyle. Yani tedbirin al, duanı da et. O ayrı. Evet. Yani o duanın zaten tedbir kabul edilmesi gibi ben yorumluyorum. Yani biz çok tedbirsiz bir millet miyiz veya toplum muyuz? Ne diyelim? Biz bu kadar trafik kazası neden oluyor? Yani şimdi trafik kazası tedbirsizlik veya şeylik doğrudur. Yani biraz da günümüzün yaşantı şeylerine göre trafik araç sayısı çoğaldı. Sürücüler çoğaldı. Yolların yani zaman zaman gerçi bölüm bölüm bazı illerde çok yeterli, bazı illerde hala sıkışıklık ve yol... Yol faktörü var mı? Var yani şimdi tabii. Yolların çok trafiğe uygun yapılmadığını da söyleyebilir miyiz? Gayet tabii. Şimdi o virajların... O virajların, bu şeylerin eski, yani son teknolojiye göre düzeltiliyor, yapılıyor ama eskiyi mukayese edersek orada çok şeydi, fonksiyonlar vardı yani. Rastgele yapılmış yollar. Gayet tabii. Şimdi zamanında o imkanlarla normal bir araçla geçiyordun, karşıda bir araç geldiği zaman ya çarampola düşüyordun ya yol verme sıkıntıları oluyordu. Ama şimdi teknoloji veya imkanlar gayet rahat genişledi. Şu andaki araçları nasıl buluyorsun? O teknolojik araçlar daha mı güvenli yoksa güvensiz mi? Güvenli, daha güvenli ve evet, daha şey araçlar şimdi şu anda elektronik şeyler, takografları, şeyler, cihazları, şeyleri, fren, merkez sistemleri yani çok değişik eskiye nazaran. Ya ama kazalar da azalmıyor. Azalmıyor şimdi. Dedim ya şeyler çok. İhtiyaç çok, yollar çok, trafik aslında günlük kayıt araç sayısı çok haliyle. Peki bu bir çarpık veya bir çelişki değil mi? Çarpıklık demeyeyim de çelişki değil mi? Hem bakıyorum şöyle o toplumu şöyle bir inceliyorsun, herkes zamlardan, şuradan, buradan, fakirlikten, yoksulluktan, yetmediğinden bahsediyoruz. Evet. Ama adam sayısından fazla da araba sayısı var, araç sayısı var. Her araç evde 2-3 tane araç var ya. Yani. Şimdi bu araç veya araç sahibi olmak zenginlik anlamına gelmemeli ayrı. Evet, eskiden herkesin kapısının önünde işte atı, eşeği vardı, şu anda arabası olacak da. Bu kadar lükse mi düştük biz? Bu kadar araç sayısının yükseliği fazla olması işte biraz bir hayatı farklı mı yaşamaya başladık? Şimdi haliyle teknoloji çok değişti. Ondan sonra gençlik çok değişti. Paramız da çok para değişti. Da, para bol mu? Para bol mu? Vallahi bir bol olan da bol yani ama şeysindeki olanlar gene aynı sıkıntıyı çekiyor yani. Devlet memuru olarak çalıştınız. Sıkıntınız çok oldu mu? Evet tabii çok oldu. Ben normal bir şey ailenin çocuğuydum. Haliyle imkanlarımız şeysinde gerçi vardı abilerimle beraber araçlarımız, şeylerimiz, doğuşlarımız, jiplerimiz vardı ama haliyle tabii şey sonra... Yoksulluk çektiniz mi? Çektik haliyle, çok çektik. Memurlukta sıkıntınız oldu mu? Yok, çok şükür memurlukta göreve başladıktan sonra şeyim olmadı. Aileme de gerekli şekilde... Hiç soruşturma geçirdiniz mi? Efendim? Hiç soruşturma geçirdiniz mi? Hayır, geçirmedim. Hiç bittim dediğiniz anınız oldu mu hayatında? Yok, şey olarak uzun yıllar görev yaptığım için hiç onda şeyim olmadı. Yani hep kendimi uzun yıllar
Yani bütün vilayetlerde görev yaptım, çalıştım. Peki en derin acıyı ne zaman yaşadınız? Hangi yıldı? Yaşınız kaçtı? Derin acıyı yaşadınız mı? Derin acıyı yaşamak yani şey olarak tabii annemi babamı kaybettiğim zaman acıları çok yaşadık tabii haliyle. Hala izleri var mı içinizde? Haliyle o zamanki imkanlar askerden geldik öylesine babamı kaybettim. Ondan sonra annem 80-90 yaşına kadar şey yaptı, ibadet şeysiydi. Onun yokluğu şey yaptı, bizim şeylerimiz yaşıp olmadı Zahmetli Bey ya. Acılarımız. Acılarımız çok. Hiç bittim dediğiniz yer oldu mu? Yok, çok şükür öyle bitme şeysi olarak o kadar. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu bittim deme şu. Ben yaşadığım için gelen konuklara da hep soruyorum. Bir insanın bittim noktası oluyor hayatta. Ben burada bittim. İşte bittim dediğiniz zaman, bittim dediği zaman insanın bir yettim diyen oluyor. O da Rabbi oluyor. Öyle bir an yaşadınız mı? Onu öğrenmeye o. Yani onda fazla şey olarak yaşı pek şey mi olmadı ama işte normal eşimin Rabbi öldükten sonra İki yıl öyle boşluktaydım. Eden geldi. Ne hissettiğim boşlukta? Şu anda çok, ben yaşıyorum onun için. Haliyle yani yalnız kalıyorsun. Çocukların geliyor gidiyor, her türlü imkanlarını karşılıyorlar ama tabii herkes bir saatten sonra kendi evine çekiliyor. Sen dairende duvarlar üzerinde geldi mi duvarlar? Evet, çok. Benim gelmedi de onun için soruyorum. Gelir daha, acele etme. Gelir mi? Gelir daha. Benim gelmedi. Gel, seninki. Bizimki geldi bitti, biz ondan kurtulduk. Sen 6-7. Ayıdayım, benim gelmedi duvarlar, getirmek de istemiyorum. Öyle de ama işte o zaman bazı şey düşüncelerim var. Yok. Şimdi peki, şimdi yavaş yavaş bazı şeylere girelim. Bir erkek için sevgi nedir? Bir Cevdet Kaya için sevgi nedir? Vallahi Zahmetli Bey, şimdi o konulara girersek o da şey yapamayız. Sevgi karşılıklı ve anlayışlı kişilerle olan bir duygudur. Ben sevgiyi bir kelimeyle yorumlayacak olsam fedakarlık derim. Mutlaka o da doğru da ama fedakarlık. Ama siz sevgi deyince şuraya yoğunlaşmayın. Karşı cins değil. Hayatın bütün evreni, mesela sevgide çeşitlilik çok. Ben çiçeği severim, böceği severim, evet, kuşu severim, şey karlayı severim, köpeği severim. Severim yani çeşitlilik çok. Aşka girmeyeceğiz. Ayrı. Evet. Aşkta tek taraflı dikeydir aşkta. Yani Cevdet Kaya hayata sevgiyle baksa en çok sevdiği şey ne? Bana insanlarla sohbet etmek. En çok sohbet ettiğiniz insan kim? Ben en çok sevdim. Ankara'da uzun yıllar çalıştığım arkadaşlarım var. Burada en çok sevdiğim Mehmet Yenice var, Yusuf Ziya var, Ahmet Dilek var. Ondan sonra okul arkadaşlarım. En çok konuştuğumuz konu ne olur? En çok konuştuğumuz, ben şahsen hiç siyaset konusuna hiç girmem. Niye? Girmem çünkü... Yapmayı düşünür müsünüz? Efendim? Siyasete girip yapmayı düşünür müsünüz? Bir ara düşündüm, emekli olduktan sonra 2002'de orada düşünmüştüm. Hatta teklifler de geldiydi ama sonra nasip olmadı veya kısmet olmadı. Kısmet olmadı, acaba sizin isteksiz davranışınızdan mı olmadı yoksa geri planda durmayı mı seçtiniz? Ben geri çekildim, baktım ve önce beni yönlendirdiler. Ondan sonra da tekrar benim şeysinden sonra değişik konular oldu. Peki. Giriş amacınızda ben şunu yaparım dediğiniz bir konu var mıydı? Mesela o zaman düşündüğümde bu Kızılcahamam'ın otopark sorunlarını veya şeylerini, yerleşim alanlarını, bazı şeylerini daha etkin şekilde düzenler miydi? Düzenlerdim çünkü şey olarak hatta... Şu anda park sorunu var. Çok büyük park sorunu var. Trafikte sıkışma var. Çok yani görebilir. Canınızı yakıyor mu bu? Haliyle bir amir olarak, bir yetkili olarak emekliyim ama olarak düşündüğümde geçerken, şey yaparken üzülüyorum. Şimdi belki bizim belediyemiz veya şu andaki emniyet teşkilatından da, belki trafik teşkilatından da dinleyenler vardır.
acilen yarın için yapılacak bir şey var mı o trafikte? Ben Cevdet Kaya'nın aklında şu olsa iyi olur dediği bir şey. Hemen acilen. Vallahi önce bir dükkan sahiplerinin araçlarının kapılarının önünden alınacak, otopark teşvik edilecek bir geniş bir alana oraya gelen müşteriler ve... Nereye olabilir yani sizin... Ben bir ara o zaman Halin içindeki alt tarafı pazar olan yeri orayı kullanmayı düşünüyordum. Pazar ve Hal oradan ayrıldık. Yani cumartesi pazar mesela boş şey yapılıp diğer günleri bütün şeyleri oraya planımda ve düşüncelerimdeki şeyim oydu. Ama şimdi şu anda trafik çok çok fazla. Gelen misafirlerimiz var. Yoğunluk var. Cumartesi pazar daha çok yoğunluk oluyor ama bu arada esnaf arkadaşlarımız araçlarını yani diğer günleri çekmeseler veya da şey olarak biraz daha hem müşteri dükkanında alışverişi durur iner. Benim görüşüm bu şekilde yani. Şimdi her dükkanın önünde özel arabalar var. Bir tane de var, iki tane de koyan var. Aynı çocuğuyla ailesi üstte oturuyor. Peki belediyenin veya buradaki trafik yetkililerinin müdahale etme hakkı var mı? Gayet tabii edebilir yani şey normal. Meclis kararı mı olmalı yoksa kaymakamlık bünyesinde bir karar alınabilir mi? Alınır. Her ikisi de olur yani emniyet yetki alanına karayolların kanununa göre araçların park yapma yerine göre statüsüne göre olabilir düzenleme olur yani. Şöyle düşündüğün zaman şöyle Kızılcahamam'ın geçmişte yaşayıp bugüne kadar gelen ve trafik mantığıyla düşünerek baktığın zaman en uygun park alanı nere olabilir sizce? Vallahi şu anda zaten yapılaştırma bina ve şeylerden dolayı çok yoğunlaştı. Yani mecburen daha aşağı sahalara, orman işletme taraflarına... İşte orman işletmesini oradan bir kaldırma imkanları olur mu olmaz mı? Tabii yasal prosedür nedir onu bilemeyiz ama o kalksa, oranın belli bölümleri, o çay kenarları ıslah edilse, oralara park alanı yapılsa, oraya da yaşam alanı olsa, yani parklar, bahçeler, yürüyüş alanları, ne bileyim, yüzme havuzları hayır, yapılsa... Tabii olabilir, çok daha rahat. Hatta benim o zamanki düşüncem, o şeyleri, marangoz şeylerini o taraflara almak, orada çalışmak, karşı yavaş... Sanayi uygun bir yerde mi sizce? Değil. Şehrin merkezinde kaldı. Farka Sekmez'in altına alınabilir mi o alanlar? Oralarda boş alanlar var. Tapulu mu değil mi bilmiyoruz. Tabii kanunu mevzuat nedir? Ya, alan şey mercileri şey yapılması lazım aslında. Girişte çok hoş olmuyor biz. Şu 100. yıl icra kurumundaydık. Jandarma da şimdi gördüğümüz kadar oraya binaları yapılıyor aşağıya. Aşağı mı yapılıyor? Bakıldı muayene istasyonunun olduğu yerde itibaren. Burada park alanı olabilir mi? Arkada. Yok, zaten jandarma alıyor orayı, bina yaptı karşı şey. Yok, şey diyorum, bu yeni jandarma kalkacak ya, boş alan kalacak. Orayı mı? Buna o şekilde düzenleme olur. Olur park, mu? Park yeri olabilir, çok rahat da güzel olur. Hem de çok, altlı üstlü çok katlı. Peki hiç gelip de bugün bu kadar, kaç sene memuriyetimiz vardı? 40 var mı? 52 sene. Evet. Peki bu 52 senenin içinde tecrübelerinizden istifade etmek için Kızılcahamam'dan herhangi bir yetkili, siyasi veya resmi, siyasi danışan oldu mu size? Yok, hiç öyle şeyimiz, ihtişamımız, konuşmamız veya görüş alışverişi olmadı yani. Olsa tavsiyeleri... Tabii olur. Yardımcı olurum yani her türlü konuda Kızılcahamam'a, halkına ve esnafımıza, şoförlere, sürücü arkadaşlarımıza her türlü yardım etmeyi isterim zaten uzun yıllar. Aynı görevi yaptık. 52 yıl devlet memurluğu yapmış bir Cevdet Kaya. Kızılcahamam'a verebileceği çok şey olmalı. Çünkü trafik yönünü bir tarafa bırakalım. Bir kere mesleki olarak bu hayatın içinde her evresinde bulunan, bütün illeri gezen bir amir sıfatıyla. Evet. Niye biz kendimiz birbirimizden istifade etmeyiz? Hiç düşündün mü? Vallahi şimdi pek düşünmedim ama hani şimdi sorulsa veya çağrılsa veya da teklif gelse yardımcı yetkililerle görüş alışveriş fikir alışverişini yaparım yani.
Sosyal hayat nasıl oldu? Eski veya yeni sosyal hayata baktığınız zaman eski mi daha iyiydi şimdi mi? Ya eski hayat şeyse, sosyal şeyse ufaktı. O zaman fazla kalabalık yoktu. Normal ama şimdi şu anda nüfus sayısı ve gençlik şeyse çok değişti haliyle. Çok farklı şimdi. Saklama söyleyen çocuk var mı şu anda? Sanmıyorum. Eskiden oynar mıydın? Ooo, ne oyunlar oynardık. Ne çomak oynadın hiç? Ne çomakta oynadık, miskette oynadık, cevizde oynadık. Yani hepsini yani, yaptık yani. Şimdi oynamayan çocuk öğrenemez diye ben bir mantık geliştiriyorum kendime. Evet, yani çocuk doğrudur. Oynamalı ki öğrenebilsin. İşte alan lazım, onu şey yapmak için de geniş alanlar olması lazım. Çocukların oynayacağı parklar, yeşillikler veya tür şeydi olması lazım ki onları şeyde yönelsinler yani. Yoksa şimdi hep bilgisayar, internet, çocuklar... Hiç erik çaldın mı? He? Erik çaldın mı gençliğinde? Erik değil de... Rahatlatayım diye soruyorum. Ömer amcaların bahçeden çok elma armut yedik. Babam da orada çalışıyordu. Üzüm de vardı değil mi? Üzüm amcaları... Üzüm de vardı da pek üzüme pek şey yapmazdık ama tabii okul çağlarında... Babam da orada çalışmak değil, değil mi Koçak Bey? O bizim mahalle şeysi, bekçili. Öyle mi? Koçak mıydı o? Koçak. O hırsızlığa girmez değil mi? Yaramaz bir çocuk muydu? Yok, değil. Uslu muydu? Çok. Ben zannetmiyorum. Vallahi. Yok canım. Vallahi. Vallahi Cevdet Kaya. Ben hayatımda daha kahveye girmiş ve şey yapmış, o ne sigara içtim ne de kahvede girdim, oturdum, oyun oynadım. Hiç sigara içmedin mi? Hiç içmedim hayatımda. Hiç kullanmadım. Hiç ağzınıza almadım. Hiç aldım yani şöyle amirlik vasıflarında masamda gelen şeylere ikram ederdim, yakardım ama içime çekmezdim. Veya da yani üzerimde hiç bulundurmam. Kullanmadım hiç yani. Peki saatinizde bunun faydalarını görüyor musunuz? O gençlik aşısı olarak. Tabii canım ben şu anda mesela hiç çok şükür herhangi bir sıkıntım, herhangi bir şeyim yok yani. Çok sağlıklıyım. Yani, sigarayı tavsiye etmiyorsun. Hiçbir zaman. Peki hiçbir şarkıyı zaman. Tavsiye edeyim ben size. Evet, et bakalım. Arkadaşlar bir şarkı veriyorsun değil mi? Evet. Şimdi sayın dinleyiciler, Cevdet Kaya'yı açmaya başladım. Bundan sonra programa dikkatli bakın. Yavaş yavaş ısınmaya başladı programa, biraz gergindi. Hala gerginliği devam ediyor ama o gerginliği hafif hafif attık. Şarkılarla, türkülerle atacağız o gerginliği, girdik çocukluğuna. Şimdi bir şarkı. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kurşun kelebeği, bir taşı sevin ister. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kurşun kelebeği, bir taşı sevin ister. Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin ister. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir taşı sevin ister. Sevince kalbimizde ümitler çiçeklenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin.
güzeldi değil mi? Çok güzeldi, evet. Hayat sevince güzel. Evet, tabii mutlaka. Zaten güzelleşti mi sevince hayat? Gayet güzel tabii. Güzelleşti. Daha güzel oldu. Nasıl geçiyor günlerin Cevdet? Evet. Şimdi Cevdet diyorum, tamam. Abiyi katılıyorum çünkü samimiyetinden yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah, yok. Yok. Aynı yaş evet. Değiliz ama aynı akran sayıyoruz. Yani akran aşağı. Demek aynı yaştaş. Biraz da çok samimi buldum ben sizi. Teşekkür ederim. Hep de öyleyiz değil mi? Hep öyleyiz. Zaten olduk. Tanıştığımız günden beri dostluğumuz, şeyimiz devam eder. Bey ekmek falan pek şey etmiyor. Böyle dil alışkanlığı da değil aslında deriz de dil alışkanlığı değil. Nasıl geçiyor günün? Valla çok iyiyim. Normal. Çayımızı da içelim bu ara. Çok normal. Devam ediyoruz. Daha kazanda bahçem var. Çok güzel bir bahçem var. Ekiyorsun bir şey. Ekiyorum şöyle. Ne var? Yeşillik. Domates, salatalık, biber. Her türlü meyve ağaçların meyvesini alıyorum, elma, armut, kiraz. Hemen hemen her gün gidiyor musun? Yok, üç günde bir giderim sulamak için, toplamak için. O şekilde orada güllerim var, ladin çamlar var, bilmem gayet güzel. Geniş mi bahçe biraz? 600 metre. Yine bayağı geniş. Şeyse, konteyner var, kamelya var, çocuk salıncağı var. Gayet güzel. Çocuk salıncağı var dedi. Kadarı. Evet. Niye? Torun var o kadar. Torun var. Torun. Evet. Başka bir şey sormayalım yani. Yok tabii canım. Onunla alakası yok. Peki. Bahçeye birlikte gidiyorsunuz eşinle. Tabii. Zaman zaman birlikte gidiyoruz. Ama çalışan bir bayan. Çalıştığı için pek şey yapmıyoruz. Onun izin diye dükkanı kapattığı gün. Bir gün kalıyor? Bir gün. Bir gün kapattığı gün veya da akşam 5'ten 7'den sonra çay içmeye, şey yapmaya, bahçeyi... Gördüğün kadarıyla bir sağlık sorunu yok. Benim yok çok şükür. Herhangi bir sıkıntım, herhangi bir sağlık sorunu yok. Hafif bir kilo var. Kilo artık o da bakımdan iyi. İyi bakımdan. Sağlık sorunu yok. İyi, yok iyi, çok tamam. Şükür. Allah'a çok şükür. Daha hiç ben doğrudur. Şeyde, ne doktor ne öyle ameliyat şeyde herhangi bir şeyim olmadı yani. Benim var. Geçmiş olsun Allah'a. Kendine ama... bak. Şimdi çok ilginçtir değil mi? İnsan bu rahatsızlığında sağlığının ne kadar değerli olduğunu, o sağlıklı günlerinin ne kadar değerli günler olduğunu fark ediyor. İşte fark etmek herhalde biraz da acı çekme. Onun için soruyorum ben. İşte bu program onun için. Yani ezberin dışına çıkalım. O mahzene girelim, orada acıları bulalım. O acılar bize tecrübe kazandırsın dinleyenlere falan. Tabii o mahrem alanlara girmeden yapalım bunu ama gayri ihtiyarı mahzene girince mahrem alanlar karşımıza çıkıyor. Hele senin mahrem alanlarda bayağı kısıtlamalı biraz... Ben o konuya girmek istemiyorum çünkü... Önümde şöyle... Bu seçimler, yerel seçimler yakınlaştı. Düşüncen var mı? Bir meclis üyesi falan gibi bir yerden teklif var mı? Senin düşüncen benim var mı? O tür şeyde düşüncem var. Var mı? Niyetim var yani o şekilde eğer teklif gelirse veyahut da ihtiyaç duyulursa teklife açığım olmayı da istiyorum yani. Şimdi parti ismini sormayalım. Parti var, önemli var, değil. Yani siyaset parti üzerinden değil, o toplum üzerinden düşünecek bir şey. Peki bu siyaset bilgi ve aşkla yapılmalı gibi bir kanaatim var. Vallahi... Şimdi aşk deyince hemen yutkunma. Yok. Aşk mesela haydi bir kelime-i şehadet getirirken bile hocalar haydi bir aşkla bir daha derler. Aşk yani yürek gayreti. Gayret tabii. Yüreğin gayreti aşk. Mutlaka şimdi o şey girdin mi haliyle severek veya çalışarak isteyerek yapman lazım. Onu da kendimde buluyorum, hissediyorum. Sıhhatin yer veriyor. Her şeyde. Uzun yıllar emekli olduktan sonra Keçiören Belediyesi Bakım Alanı Müdürlüğü yaptım. 100 küsur tane. Doğru bir Ankara'da karşılaşmışsın sen. Evet. Öyle demiştin. Şey yaptım, orada çalıştım o şey dönemde. Ondan sonra tekrar oradan ayrıldık. Normal işte orada Kızılcahamam'a dönüş yaptık. Buraya yerleştim tamamen. Tamamen burada, burada buradayım. Evet, ikamet her şey. O bir günümü sordum, orada kalmıştık. Bir gün, sabah erken kalkar mısın? Çok erken kalkarım. Sabah namazıyla beraber uyanırım.
Yani yatmasın bir daha. Yok, yatma. Kalkarım, otururum, bir şey bir yaptıktan sonra televizyon açarım, haberleri şey yaparım. Şimdi haber dinlersin. Şeyi kapatalım da şimdi arkadaşlar uyarayım ben. Hava biraz serinledi herhalde, değil mi? Şimdi sabah kalktın saat diyelim ki hemen hemen 5.30'da falan. 5.30-6'ya kadar ezan vakti. Bir defa mutlaka otururum. Hayatın her safhasında. Her safhasında. Yıllardır. Yıllardır. Memuriyet hayatımda, şeyimde, en yani her şeyde altında. Erken mi yatarsın peki? Hayır, 12'den aşağı yatmam. O zaman senin 5.30-6 saat uykun olacak. Evet. Kilo nereden geliyor? Yani biraz oraya girelim. Niye bu kadar erken kalkan, bu kadar enerjik olan bir devletaya niye kilo alıyor? Normal bir şey yaptım aslında. Bahçede de çok çalışırım. Baba mesleğidir, bahçıvancılıktır. Tamam. Ekerim, kendim biçerim, ona buna ektirmem. Şey yani aşırı bir kiloğum yok da yani ben biraz da şöyle bilgi edinelim diye. Yani şöyle, bu kadar erken kalkan, bu kadar geç yatan bir insan kilo olmaması lazım. İştahım yerinde. Yer misin? Bakım da iyi. Bakım iyi derken? Yani onun için de normal yani rahatız. Onu pek şey değiliz haliyle. Okur musun Cevdet Bey? Tabii. Okuduğun, son okuduğun kitap var mı? Ben şeyde kitap okuyorum. Şey, dini yönden. Dini şeylerini okuyorum. Roman okumasın mı? Yok, roman veya da öyle şey. Şiir sever misin? Severim de yani şey olarak... Yazdın mı hiç? Yok, yazmadım. Yazmadım zannettim. Olsa okur musun? Okurum. Tabii şey yaparım, normal güzel şeyler olursa okurum yani. İstiklal Marşı'nı okur musun? Okurum tabii, seni yapmayın. Şimdi İstiklal Marşı da şiir. Ben çok ilginçtir. Mesela ben aşk üzerine yazmaya başladım. 2 senedir falan, 1,5-2 senedir. Bana diyorlar ki mesela böyle yakın soru sorabilecek olanlar, ya aşk üzerine yazıyorsun. Ben de diyorum ki siz Konya'ya gitmiyor musunuz? Gidiyoruz diyorum. Evet. Peki Konya'ya gidince ziyaret ettiğiniz yer, ilk ziyaret ettiğiniz ne, yer nere? Mevlana'nın türbesi. Gerçi ben Şems'e gitmedim, Mevlana'ya gitmem. Evet. Önce bir Şems'e giderim. Peki Mevlana ne demiş, ne yazmış? O da aşk demiş. Onunki ilahi aşk diyorlar. Ben de diyorum ki ilahi aşk olmaz, Leyla'dan Mevla'ya çıkılır. O da Şems üzerinden Mevla'ya yükselmiş. Yani Şems anlatmış ona. Şimdi aşk falan deyince hep bir yanlış kavrammış gibi, cinsel konuların işleneceği veya yaşanacağı bir alanmış gibi görüyoruz, değil aslında. Böyle ama işte normal toplum var ya, toplumda. Ama yani toplum yazberlerini bozmayalım mı? Ya hayır, şimdi haliyle bozulsa da şey yapılmasa da kültür seviyesine göre değişiyor. Peki Kızılcahamam kültürü dün bugün şöyle baktığın zaman değişti mi? Biraz daha mı farklılaştı? Haliyle yozlaştı mı? Yok. Daha düzgünleşti mi? Daha düzgünleşti, şey yaptı, modernleştiler yani. Ama modern olmak, düzgün olmak anlamına gelmez. Şimdi gülüyorsun ama sen hep kestirmeden cevap veriyorsun. Şöyle hiç girmiyorsun ya, hep kıyılarda dolaşıyorsun. Niye böyle? Teşekkür ederim. Ben öyle. Şarkılarını açamadım. Soruları da açamadım. Yok canım. Ama görüşlerinle de açılıyorsun ya. Teşekkür ederim, sağ olasın. Peki kalktın saat 6'da, haberleri dinledin. Yemeğini yedin, nereye çıkarsın? Normal eşimi iş yerine bırakırım. Arabayla? Arabayla iş yerine bırakırım, tekrar. Yürüyerek gitseniz olmaz mı? Normal yaz şeysinde erken gittiği saatte olur, geçse yürüyerek de olur da biraz da o bakımdan bırakıyorum arabayla, tekrar eve geliyorum, evimde oturuyorum, dinliyorum, kitap okuyorum, televizyon izlerim. Peki bu kadar kabiliyetli, bu kadar yetenekli, bu kadar akıllı bir eş sahibi olmak senin hayatına neyi getirir? Ki ben öyle yorumlayayım veya tarif edeyim eşimi, Durhanım Hanım'a. Valla çok, çok yetenekli. Çok çalışkan, yetenekli ve şeydir bir bayan. Yani eşim olarak. Ne getirdi hayatına, ne getirdi? Çok şöyle bir cümlede anlat deseler. Çok her şey düzenli oldu, daha düzenli oldu.
Bakış açın değişti mi? Tabii abi? Başka gazı değişiyor, konuşmaların değişiyor, her şeyin değişiyor insanın. İmesi, içmesi, daha farklı. Kısıtladı mı, özgür mü bıraktı? Kısıtladı mı, seni özgür mü bıraktı? Özgürüm ya, ben özgür olarak o şekilde zaten kısıtlayalım. Ama sen herhalde kısıtlama şuradan saygısını kaybetmeme adına. Gayet tabii. Şimdi zaten sevgi karşılıklı sevgi saygıdır yani. Onun bana davrandığı şekilde ben de ona şekilde sevgi saygı davranıyorum haliyle. Seni kısıtlamış gibi geliyor mu? Yok. Ben söyleyeyim kendisine kısıtlamış. Yok hayır canım, rica ederim. Yok yok, kısıtlamış. Bu aslında bu kısıtlama da normal bir kısıtlama. Ya kıskançlık demedim bak, yok. Tamam. Hafif kısıtlamış. Evet, peki öyle diyorsan öyle şimdi ben olsun. Dinliyordur mutlaka değil mi? Dinliyordur. Şimdi bunun bantı da yayınlanacak. Şimdi o bantlarda nasıl güldüğümü, nasıl hareket ettiğini de görecek. Teşekkür ederim. Sizi görsün. Rahatladık değil mi şimdi? Rahatım ben. Alıştık o programa. Hayır tabii, burayı severek zaten sizin programlarınızı çok eskiden beri takip ederdim. Yani burada Kızılcahamam şey çağında, gençlik çağında çalıştığımız sürece hep Kızılcahamam'da soğuk şeyimi dinlerdik. Kabarete. Kabarete dinlerdik. Şimdi bizim kabaretede bir sloganım vardı benim. Sloganım şu: kaliteli samimiyet, başarılı istikrar. Burada da onu yakalamaya uğraşıyorum. Yani kaliteyi, samimiyeti kalite, başarıyı da istikrar olarak görmek. Yani saat 18'de eğer programa girilecekse girilecek. Her hafta yapılacaksa yapılacak. Aynı saatte girilecek. Bir konuk bulunacak. Tekrar verilmeyecek. Tekrarı olmayacak. Tekrar verildiği zaman o biraz ısıtılmış, işte yemek gibi oluyor. Olmuyor. Yani o istikrarı bak, üçüncü konumsun, sağ ol, teşekkür ederim, geldim. Şimdi sayın seyirciler, izleyiciler, hep seyirciler diyorum, oraya da kayın, gerçi seyredecekler de. Mutlaka. Bunu şöyle telakki etsinler, ilk defa Kızılcahamam'da bir radyo ve soğuk su haber üzerinden bir video çekimi gerçekleşiyor. İlk defa gelen bir Cevdet Kaya elbette tam kendini ifade edemeyecek ki bu böyle olacak zaten. Heyecanlı olacak, öyle olacak. Mutlaka. Yani normal bir ön girişim şeysi olmuş olsaydı ona göre yani konuşma şekli, metinleri olmaz şekli. Olmaz mı? Öyle bir metin yok mu? O zaman. Ona göre daha düzgün bir şey. Öğleden program yapma. Öyle önüne soruları vereyim, arkasından. Hayır, sorular değil de yani. Yok öyle. Öyle yok. Tamam. Öyle. Ne gelirse aklımıza öyle, zaten öyle formatladık. Ben hep öyle yaptım. Ben soru falan hazırlamam, ben elime falan soru falan yok, yapıyorum. Yok, bir olarak da yok, anlıyorum. Ben konuğumu gelene de ben şu soruları vereceğim. Çanak soru falan sormam öyle. Soru değil de yani şey olarak... Format bu, format mahzen. Öyle mi? Bir su kamadık, kilidi açamadık ama şarkılarla, türkülerle götürüyoruz. Tamam. Peki bu, kalktık, en samimi dostum. Yusuf'la herhalde. Ben hep oralarda görüyorum seni. Ya şimdi ben Yusuf'la benim okul arkadaşım, askerlik arkadaşım. Haliyle orada şimdi bir de boş vaktimde onun yeri de yer olarak da Engelliler Derneği olduğu için orası da müsait. Gidiyor şey olarak oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi buradan Yusuf Ziya Ertürk abimize duyuralım. Belki dinliyordur da. Onun kendi mekanında canlı veremiyoruz ama yine de radyoda da şey kaset, soğuk su haberde de bir video olarak verebiliriz. Onunla aynı mekanda o taşların, tabii, o otantik ortamda, antika eşyaların şeyleri otantik ortamda bir program yapmayı, oradaki taşları, oradaki orada kurduğu o düzeni bir ekrana taşımayı istiyorum ama geleceğim. Yusuf Ziya Ertürk abimize de buradan selam olsun. Bizden de selam hem olsun. Hem de duyuralım, hem tabii de teklifimiz olsun. Ay ay, tabii iyi olur. Sen de götürürsün. Tabii ay ay. Hemen teklifini ve uygun olarak ben de okeylettiririm. Zaten gelir o, beni biliyor, gelir o. Şimdi sırada epey konuklarım var. İnşallah. Sanıyorum bu önümüzdeki hafta kim gelecek? Gerçi verdim ben Kerem'e de ismini vermeyeyim, onlar takdim ederler onu. Evet. Önemli bir konu. Peki işte konumuz ne olur? Yani bir dostumdan karşıladım, asker arkadaşım Yusuf Ziya Ertürk veya Ahmet Dilek. Biri kimdi?
Mehmet Yerici, Sayın Mehmet Yerici. Ne konuşursunuz? Yani sohbetimiz en zeminde, hangi zeminde olur? Vallahi normal iş. Ben siyasi konuşmaya hiç girmem. Niye? Girmem. Çünkü arkadaşlarım, herkesin fikrine saygı duyarım. Ama ortamına, siyasinde ortamında da siyasi olarak hangi başka bir partinin veya da başka bir sinekonla konuşmasında rahatsız olurum, istemem. Ve kendim de konuşmam yani. Ama tuttuğumuz veya benimsediğimiz, düşünce, yani, dünya... Var ayrı ayrı mesela düşünceler, fikirler ayrı ama şey olarak ben o şekilde... Ama benim duyduğuma göre bir yerden bir teklif gelmiş gibi size. Bekliyoruz yani. İsim vermeyin yani, bir teklif var herhalde. Öyle bir şey olacak yani, var bir şey olarak. Bu teklif sizin bilginize mi yoksa çevrenize ait mi ya? Bilginiz olmalı. Ya hem... Beceriniz, bilginiz. Şöyle bir şey, normal çevrem de var. Haliyle yılların emniyet görevlisi olarak görev şeysi de var. İdarecilik vasıflarımız var. Hı hı. Onlardan faydalanmak hemşerilerime düşünüyorum yani fayda olmuyor. Şu anda Kızılcahamam'daki siyasi havayı hiç kokladınız mı? Nasıl bir hava var? Çok durgun bir siyaset var gibi geliyor bana. Vallahi siyasi şey, ortam... Gergin değil herhalde, değil, çok durgun. Normal, durgun şey olarak yani gerek son şeyde ekonomi durumları şeylerinden dolayı bazı şeyler var. Sıkıntılar yani. Var mı? Etkilediler yani şey olarak. Halkı, vatandaşı şey yaptılar yani. Siyaset gene aynı diğer makamlarda, diğer büyük şeylerde yürüyor, çalışıyor ama ufak tabi yerlerde sıkıntı var. Sıkıntı şeyde var. Yansıyor mu size? Size yansıyor mu? Yani bir arkadaşla karşılaştığınızda o maddi bütçe yönünde bir sıkıntısı var mı? Bu son gelişmeler, ekonomik gelişmeler bağlamında. Yok, şimdi şeyler kesim kesim bölüm bölüm olduğu için yani bütçesi normal şey olan insanlar var ve mağdur olan veyahut da iş var mı? Yansıyor mu size? Hayır, yok. Ben fazla etkilenmiyorum. Size yansıyor derken yani gelen arkadaşlar size dertlerini, şikayetlerini iletiyorlar mı? Gayet hani söylüyorlar ya. O arada ihtiyaç durumlarını, şeylerini... Biraz bu asgari ücretle çalışanlar herhalde biraz mağdur oldu. Evet. Zamlar, epey zamlar. Yani şimdi o tür Zahmet'in de yani hakikaten de yani karar şey yapınca adamlar televizyonlarda duyuyoruz, görüyoruz yani marketlerde olsun, alışveriş şeylerinde olsun bayağı etiket değiştirmeler, kendi kafalarına göre fiyat artırmaları haliyle insanları sıkıyor ve üzüyor tabii. Peki bu koy pazarı, Kızılcahamam'da bir koy pazarı oluşmaya başladı. Siz alışveriş yapıyor musunuz? Yok, ben normal yapmıyorum oradan. Niye? Gitmiyorum, ona uzak düşüyor. Hem de oraya yukarıya kaplıcanın olduğu yerdeki yer, şey yapmıyorum. Girmiyorsunuz. Girmiyorum. Bir sebebi yok. Yok, sebep de yok. Şey olarak bir şey yapmıyorum. Ama niye? Koy ürünleri değil mi? Yani niye? Hayır, değil? Şu pazar günleri arkadaki, tamam, pazar yani, günleri pazar köyün içindeki orayı şey yapıyorum. Sizin dükkanına yakın olduğu için oradan alışveriş yapıyorum. Yok, normal. Koy pazar aynı yer yani ben... Köy pazarından alışveriş yapıyor musun? Onu sordum yani. Ha, yok, yapıyorum tabii. Yani o ara sokaktaki yerden, yani içine girmeden dış taraftaki köy pazarı. Köyden bu gelen yani, ürünler biraz çoğalmaya başladı. Herhalde üretim artmaya başladı köylerde. Haliyle şimdi normal milletin çalışma şeyse, alma şey gücü olunca reşmerliğe şeye dönüş yaptılar köyle yani. Köyle bir irtibatınız var mı herhangi bir yok. Köyde? Köyde herhangi bir işim var. Gidip gelmez misin? Mesela eşinizin köyüne gittiniz mi? Tabii buraya gidiyorum canım. Nasıl? Köy hayatı mesela köyde yaşamak ister misiniz? Yok, istemem. Ben şu andaki şey... Ama Kazan'daki bahçeniz köy hayatı. Köy hayatı değil orası, piknik alanı. Yaşam köy hayatı işte. Hayır, piknik alanı. Ben sizin şimdi orada çilek var mı bahçenizde? Çilek yok. Peki salatalık sularken mesela salatalık koparırken domates Allah koparırken Allah tabii hep tabii canım. Köy hayatı işte bu. Oh şimdi doğru diyorsun ama o şekilde değil yani. Yani ben... köyde yaşamak değil köy hayatı dediğim. Evet. Siz çalışmayı seviyorsunuz mesela
giydiniz çizmelerinizi hiç? Giyerim çizmelerimi, hiç normal aşortmanlarımı giyerim, sıkarım. Toprakla hemhal olmak. Evet, o şekilde yapıyorum zaten ben, o şekilde yapıyorum. Hı-hı. Çalışıyorum yani şey olarak. Sunuyorum sabahtan. En sevdiğiniz yetiştirip de şöyle okşayarak hangi, ne o? Salatalık mı? Domates mi? Salatalık, domates, biber, kıl biber, ince, tazeyken böyle serpersin. Ooo. Tuzlayıp. Ya çok güzel olur. Ama şu anda sezonu oraya kapattı. Şu anda sadece domates, biber var. Bu kıra yedikten sonra mı çok iyi olur o sebzeler, kıra yemeden mi? Normal şimdi ilkbaharda çıkış, ilk çıkış meyve daha güzel olur. Turfanda dedim. Turfanda tabii olsun. Çok lezzetli olur. Ondan sonra... Ama herhalde kıra yemedi. Şu anda da iyi olur herhalde. Şu anda da normal bir şeysi iyi ne olur. Var şu anda başlıyor? Şey var. Salatalık var mı? Salatalık yok ama biber, domates var. Patlıcan? Patlıcan yok. Patates duruyor öyle. Kazmadık, azıcık şey yaptık, bazı. Çıkaracaksın. Ama patatesi kırağı yemesini bekliyorsun sen, öyle mi bu? Toprağa düşsün şey yapayım. Ya şimdi öğreneceğim, ben de biliyorum azıcık. Şimdi kırağı yiyince ne olur, kırağı yemeden patatesini çıkarsak ne olur? Ya ben de o kadar şey değilim ama yani şey olarak mevsimine göre çıkarma şeysi oluyor yani daha... Ya kırağı yemesi lazım. Şey, hafif toprak soğuması lazım. Peki bugün akşam yemeğini burada yemeyeceksiniz. Akşam yemeğinde ne var? Valla dün misafirimiz vardı. Almanya'dan yeğenim gelmişti. Ona normal kapama desti yaptık. Oo, sen kendiniz mi yaptın? Sen mi yaptın? Yok, eşim yaptı. Yemek yapmasını sever misin? Ben yapar mısın? Yemek yapmasını, ızgaranın her çeşidini yaparım. Mangal yapmasını yaparım. Ya, piknikçi. Piknik şeysini. Peki, başka yemek? Başka yemek, güzel salata yaparım. Oo, onu ben de yaparım. Başka? Başkası yok artık. Peki, salata, ızgara. Evet. Balık. Balık yapar. Balık çok güzel yaparım. Peki bu Kızılcahamam'da balık yiyebiliyor musun? Yok, hatta... Ankara'da mı getiriyorsun? Gittiğimizde şu arkadaşlar gitmişti, Ereğli'den getirmişti, oradan... Aldık falan. Peki şu programın son bölümünde bir şarkı dinleyeceğiz. Ondan sonra son bölüme geçeceğim ve son bölüme geçmeden evvel görev yaptığın iller nereler? 69'dan beri Kurtuluş Ekipleri Amirliği'nde görev yaptım. Uzun yıllar makam şoförlüğü yaptım. Ankara Trafik Müdürlüğü'nün 10 tane müdürü hiç değişmemek şartıyla görev yaptım. Orada amirlik kursu açıldı. Komiser muamiri oldum. İstanbul'da. Kursu gördük. Ondan sonra dönüşte tekrar Bingöl Trafik Şube Müdürlüğü'ne atandım. 3 yıl orada görev yaptım. Bingöl dönüşü tekrar Trafik Daire Başkanı Denetleme Büro Amirliği yaptım. Uzun yıllar bütün 67 vilayeti yoldaki ekip ve istasyonların denetleme amiriydim. İkinci şark olarak, başkomiser olarak Van Trafik Şube Müdürlüğü olarak 5 yıl Van'da kaldım. Van Trafik Şube Müdürlüğü. Çocuk birlikte mi gittiniz? Birlikte gittik. O zaman çocuklarla beraberdik. Ondan sonra tekrar 93'te şark görevi bitti. Ankara'ya tekrar tayin yaptırdık. Bölge amiri olarak Rüzgarlı Sokak, Barutane, Osyalı'nın sorumlu amiriydim. Ondan sonra tekrar o olaylardan çok kalabalık olduğu için, çocuklar da büyüdü haliyle şey yaptığı için bölge trafiğe tayin yaptırdım. Bu ara Pınar'da da kaldınız mı? Bölge trafiğe tayin yaptırdım. Akyarma istasyon amiri olarak 6 yıl orada görev yaptım. Ondan sonra ikinci değişiklik oldu. Karga Sekmez Amirliği'ne buraya geldim. 3 yılda burada istasyon amiri olarak görev yaptım. Buradan emekli oldum. Buradan oldum. Buradan oldum. Yaşattığında Pınar'dan emekli oldum. Ondan sonra 65 yaşında mı oldun? Yok, yani 57 yaşında. 50 siz başkomiserler 57. Ondan sonra tekrar orada işte siyaset durumu oldu.
belediye başkanlığına aday adaydık falan olmadı. Keçiören Belediyesi bakın. Bir ara öyle bir ortam geçti çalışma yaptık ama tabii haliyle aday adayıydınız, aday olamadınız. Olamadık o şey olarak. Hangi partidendi? AK Parti. AK Parti'den. Evet. Mi? Ondan sonra tekrar ikinci işte Keçiören Belediyesi bakım onarım müdürlüğü yaptım. Fotoğrafımız da oradan herhalde değil mi? Yayınladığımız fotoğraf o Keçiören. Evet, Keçiören'in orada Mustafa Müdür Başkanımızla birlikte bir plaket verirken o zaman çekilmişti onun şeysi. Bakım onarım müdürlüğü yaptım. O bakım onarım 5 yıl orada bakım onarım müdürlüğü yaptım. Antres'te başladık, Ovacık'a taşındık. Ovacık'ta işte 100 küsur tane personel, işçi, her türlü akaryakıt oranın sorumlu müdürüydüm. Şimdi en ağır sorumu en sona sakladım. Evet. Bir sayın dinleyiciler, bir şarkı daha dinleyelim. En ağır sorumu soracağım. Ağır mı, hafif mi artık onu ben bilemem ama sorayım mı? Vallahi soru kolaysa cevapların... Ağır, kolay değil. Ağır. Canın sağ olsun. Şimdi şarkımızı dinleyelim. Son bölümde en ağır sorumla programa son verelim ama bakalım ağır mı, hafif mi? Belki de hiç sormayacağım. Hiçbir şey sormasam en ağır şey bu olur. Evet. Evet, bir şarkı. Haber yolla, duyarım yazmışsın ki satır mektup vermişsin trene halini unutup. Duyarım yazmışsın ki satır mektup vermişsin trene halini unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanım savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanım savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez. İki satır mektup vermişsin trene halini unutup.
duyarım, yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halini unut. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Sen de izler. Evet, ben abi soruya gelelim mi? Gelelim bakalım, neyse cevap vermeye çalışalım. Şu anda mutluluğumu tarif edebiliriz. Mutluluğumu tarif etmek şu anda çok, yani hangi yönde olduğunu bir de şey... Yön önemi yok. Hayatta mutluluğumu tarif edebilir misin Cevdet Bey? Vallahi mutluluk önce insanların karşılıklı sevgi, saygı artı... Yakaladınız mı o mutluluğu? Yakaladım. Başta da söylediniz ama. Şimdi ben seni anlıyorum. Kendini biraz kastın, biraz kıstın, biraz sınırlandırdın. Belki dinleyiciler, izleyiciler bunu tutuk bir Cevdet Kaya gördüler ama değilsin, ben biliyorum. Bildiğim için de işte en ağır soruyu sordum. Mutluluğumu tarif eder misin? Edemedim. Vallahi hangi yönde şey yaptığına tek karar verdim. Yani sağlık açısından çok mutluyum. İlk ev hayatımda çok mutluyum. İş hayatımda sen son derece... İş hayatım şu anda yok sayılır. Yok. Şu anda emeklisin. O zaman. Şimdi en ağır soru mutluluğumu tarif etme. Mutluluğun tarifi yapılmaz ki. Yaşanır. Mutlaka. Şimdi ben Cevdet'ten ben daha nasıl mutlu olayım? Gülüşüme bakın, mutluluğumu görün demesini bekledim. En ağır soru da buydu. Gülüşüne bakın, mutluluğunu görün. Görün işte. Doğru söylüyorsun. Ben de şimdi soruyu tam algılamadığım için. Ama işte ağır soru. Algılanmayacak. Ağır soru ki... Hangisi? Hani mutluluk, insanlara mutlu oluş şekilleri ayrı ayrı tabii. Hayır, hayır. Sen benim niye sorduğumu biliyorsun. Biliyorum. Neden sorduğumu biliyorsun. Ve cevap da vermiyorsun. Mutlusun değil mi? Çok mutluyum. Allah razı olsun. Herkes. Şimdi buradan eşine selam olsun. Teşekkür ederiz. Onun gibi bir kadınla mutlu olmamak zaten mümkün değil. Ki Allah, Rabbimiz demek ki yazmış ki Cevdet Kaya'yı da mutlu etmek istemiş. Evet, sağ olsun. Eşini de mutlu etmek istedi. Mutlaka. Mutluluğumuz daim olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gülüşüm hiç kaybolmasın. Sağ ol. Eksik olma. O gülüşümü daha geliştirsin. İnşallah. Tabii sağ olsun. Onun yüzüne de tebessümler konduran bir Cevdet vardır mutlaka. Var mutlaka canım. Var. Onun hadi gözlerindeki mutluluğu da görmek isteriz ama tabii o çalışan bir bayan. Bir gün çay içmeye buyur musunuz canım? Gerçi programa davet etsem gelmez ama yok, o an sen de müsaade etmen, onu da ben çağırmam. Müsaade de ama buyurun dükkanda ama olsun. Ama onun gözlerindeki mutluluğu, senin gözlerindeki mutluluğu gördüm. Aynısı. Tutukluluğum da o aynısı. Mutluluktan aslında. Aynısı, evet. Sen yüreğine hapsetmişsin. Bitti.
Mahzenin kapısına da çok ağır bir kilit koymuş. Demiş ki anahtarı bende, kimse evet. açmaz. Tamam, şarkı, türkü, aşk, maşk yok, öyle mi? Tamam. Doğrudur. Evet, programın sonu. Umarım bu program devam edecek, etmeli de. Ben bu programı hazırlarken, o adını korken çok düşündüm. Örneğin tanıtım cümlelerini kurarken çok düşündüm. Her evet. konuya kendine özgü bir tanıtım cümlesi kurayım, o cümle üzerinden tanımlayayım. Cevdet Kaya, ya ben aşk radara yakalanmaz dedim. Yakalayamadım zaten gördüğümüzde. Aşkı radarda değil, sadece gülüşünde, tebessümünde yakalayabildik. Sözlerine de yazmadı. Ama sağ mutlu olsun. Bir Cevdet Kaya var. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de tekrar iyi yayınlar diliyorum. Başarılar ama diliyorum. Ama o tutukluluğunu artık bir başka programa gel. O zaman ileride. Ben şimdi i̇leride. Bu biraz ilk şeyde olduğu için bir tereddütlüydüm. O bakımdan. Ama yine de iki saati doldurdum. Çok ama güzel oldu. Tabii Cevdet Kaya kendini tam ifade edemedi. Etmesinde beklemiyordum çünkü bu kadar yoğun duygular içindeki bir Cevdet Kaya'yı başka açmak da mümkün değil. Hele böyle bir eşi olacak da Cevdet Kaya'yı öyle Mahzen'e falan da sokamayacağımı biliyorum. Mahzen'in kapıları falan öyle kolay kolay açılacak bir kapıda değil. Neyse tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Mahzen devam edecek. Sayın izleyiciler, sayın dinleyiciler. Şimdi videoda olduğu için izleyiciler de diyoruz, seyirciler de diyoruz, videoda yayınlanacak. Bir gün sonra montajı tamamlayıp Soğuk Saber'de video şeklinde de yayınlıyoruz YouTube üzerinden. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar Cevdet Kaya, Sayın Cevdet Kaya'ya da teşekkür ediyorum. Teşekkür aman mutluluğunu kaybetmesin. Yüreğinde, o mahzenin yüreğinde kilitli kalsın ve hiç de kaybetmesin. Gülüşlerinde saklı kalsın o mutluluğu. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.